Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, noktanın analitiğini bitiriyoruz. Zaman ne çabuk geçiyor ya, değil mi? He? Aç gibi gözünüzü böyle yumdunuz, açtınız, yumdunuz, açtınız, yumdunuz, açtınız. Bir bakmışsınız, sınavdasınız. <laughs> zaman acımasız, zaman acımasız. Vallahi yaşlandık ya. Ne? Yaşlandık bir tık değil mi? Yaşlandık, 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 yaşlandık. Haydi bakalım, haydi bakalım. Duy birden duygulandım ya, birden duygulandım ya. Arkadaşlar, enerjinizi düşürmeyeseniz. Enerji yüksek, enerji yüksek. Tamam, Selim Hoca bir tık yaşlanmış olabilir. Ama olsun. Biz yeteriz ya yeteriz. Dosta düşmana yeteriz, merak etmesinler. Hiç merak etmesinler. Selim Hoca tüm enerjisiyle burada. Geldik şimdi arkadaşlar. Belli bir oranda bölme mantığının e, ispatından gelen üçgenin ağırlık merkezi falan sorulduğunda ne yapacağız? Ne yapacağız? Hadi gel. Şimdi üçgenin ağırlık merkezi neresiydi bir kere? Neresi olduğunu hatırlıyorsun değil mi? Söyle neresiydi? Neresiydi? He? Kenar ortayların kesim noktası. Aldım kenar ortay. Aldım kenar ortay. Aldım kenar ortay. Üç tane kenar ortayın kesim noktasına ne demiştik biz? ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin bir özelliği vardı, hatırlıyor musun? Kenara yakın olan parça k kadarken köşeye yakın olan parça 2k kadar oluyordu. O zaman burası k, buradaki uzunluğum 2k. Sana şu ağırlık merkezini soruyorsa bu k'ya 2k özelliğinden faydalanarak yapabilirsin. Şimdi bana A noktasını söylemiş. A noktası x1'e y1 demiş burada. B noktası buraya x2'ye y2 demiş burada. C noktası x3'e y3 demiş burada. Şimdi soruda özelliği unutsam bile ne yapabilirsin? Önce bak. Şuradaki nokta D noktası dersek bunların orta noktasıdır. Nasıl bulurum onları? x2 ile x3'ü toplayıp yarısını alırım. Virgülü koyarım. Sonra y2 ile y3'ü toplayıp yarısını alırım. Sonra şunla şunun oradaki noktaya K'ya 2K özelliğini yaparım. Nasıl oldu bak? 3 birim gittiğinde, 3 birim gittiğinde nasıl değişti diye bakarsın. Sonra 1 bir birim gittiğinde nasıl değiştiyse bulursun bunu. Ama yani formülü unuttuğunda. Formülü çok basit. Biz ağırlık merkezini istiyorsak, köşeleri biliyorsak, köşelerin X'lerini toplayacaksın. X 1. X2 ve X3'ü toplayacaksın. 3'e böleceksin. Aritmetik ortalama yine. Y'lerine toplayacaksın. Y1 artı Y2 artı Y3 bölü 3. Ağırlık merkezi bu şekilde bulunur arkadaşlar. Tamam mı? Ama işin mantığını unutanlar da buradakiyle soruyu gömçürür. Gel bakalım 54 o zaman. Diyor ki köşe noktalarını vermiş noktaları verilen ABC üçgenin ağırlık merkezi burasıymış bul diyor. Kolay. Köşeleri verdiyse bana çok kolay. Hemen G diyorum. Apsislerimi topluyorum. Biri bir. Biri üç. Biri iki. Toplayıp üçe böleceğim. Virgülü koyacağım. Sonra Y'leri üç, iki ve dört. Y'lerini de toplayıp üçe böleceğim. Bitecek. Üç, beş, altı yaptı. Üçe böldüm iki. Çıt. Yukarısı dokuz yaptı. Üçe böldüm üç. Üç. 2'ye 3 noktasıymış. İşaretledim geçtim. 54 Bursa. Gel bakalım 55 diyor ki analitik düzlemde köşe noktaları işte ABC olan ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları 4'e 3'müş. Buna göre A artı B toplamı nedir? Basit hiç şeklini çizmeyeceğim bile. Ne yapıyorum? Köşelerimiz A, B, C'ymiş. O zaman biz ağırlık merkezini bulurken ne yapıyorduk? G. X'lerini topluyorduk. 1 5. 1 eksi 1. Bir, 1'i A x'lerini 3'e bölüyorduk. Sonra y'lerini topluyorduk. 1 4, 1 2, 1 b. Bunları da 3'e bölüyorduk. İşte burası arkadaşlar g 4'e 3'müş. O zaman bu 4'e bu 3'e eşit olacak. Yukarısı ne yaptım? E, 4 yaptı. 4 artı a bölü 3'ümüz 4'e eşit olacak. Burası ne yaptı? 6 artı b yaptı. Bölü 3'ümüz var. Bu da 3'e eşit olacak. İçler dışlar yapıştır. Ne geldi? 4 artı A eşittir 12 yaptı. Karşıya salladığım zaman A'nın 8 olduğunu buldum. İşler dışlar yaptım. 6 artı B'miz eşittir 9. Karşıya salladım B eşittir 3. Toplamlar 11. 55. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Bu sayfa niye böyle oldu ya? 55. sorumuzun doğru cevabı B. D mi? D, D. D şıkkı. Haydi bakalım 56. Bakalım ne diyormuş. A açısı dik olan. Hmm. AOB üçgeninde A'yı söylemiş bize. Üçgenin ağırlık merkezini istiyor. Hmm. Şimdi bu dikliği niye vermiş? Niye verdi diye biz bakayım dedim. Hemen o zaman şu A noktasında kullanabilmek için koordinatlarımı indirdim. X'i kaçmış buranın? 2'ymiş. Yani şu uzunluğum 2. Y'si kaç? 4. Şurası 4. Dikten dikilmiş. Okliti gördün mü? Şuradaki uzunluğa A diyorum şimdi. Öklit bağıntısı yüksekliğin karesi. Dördün karesi ayırdığı parçaların çarpımlarına eşit. Bitti soru. 16 eşittir 2A. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman A'nın 8. Şu A 8. O zaman A 8 ise B noktasının koordinatlarını söyle bana. 10'a 0. Ve şu koşe zaten orjin 0'a 0. 0. Koşe ne ya? A'yı da biliyorum. O zaman G'yi bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? X'lerini toplayıp 3'e bölüyordum. 0, 2, 10. Topladım 12 yaptı 3'e böldüm. Virgülü koydum Y'lerini topluyorum 0, 4, 0. Topladım 4, 4 bölü 3 yaptı. Ne oldu o zaman G'miz? 4'e 4 bölü 3. Apsisini istiyormuş. İşaretle gitsin. 56. sorumuzun doğru cevabı eş. Hadi gel bakalım şimdi üçgenin alanı. Şimdi arkadaşlar. Bununla ilgili bir soru sorulursa formülü yukarıda büyük ihtimalle verecektir. Vermese bile zor bir formül değil. Yalnız biz şimdiye kadarki olanlarda da üçgen alanı hesapladık. Koordinat düzlemini çizerek yaparsanız alanını yüzde 99 bulabilirsiniz. Ya ilk ordinatlara aynı olanı verir ya apsisleri aynı olanı verir. Tabanı oluşturur yüksekliği de görürsünüz biter. Ama işte apsisleri ordinatları aynı olmayan bir üçgen karşınıza çıktığında bu formülü kullanacaksınız. Şimdi formülü anlatacağım ama örnek üstünde bir göstereyim. Kafanızda daha iyi oturacak. Ondan sonra e, anlatımını da yapayım. Şimdi neymiş? Diyor ki köşe koordinatları işte A, B, C olan üçgenin alanı nedir? Şimdi önce e, hiç bu formülü kullanmadan yapabilir miyim diye bakıyorum. Apsisi eksi 2. Apsisi 3, apsisi 4. Aynı yok. Bu işimize yaramıyor. Tamam mı? Aynı olanlar varsa koordinat düzlemiyle çözebilirim soruyu. Ordinata 6, ordinata eksi 1, ordinata 5. Aynı olan yok. Demek ki koordinat sistemini kullanarak bu soruyu çözemem. Şimdi formül nasıl? Formülün nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir çizdim. A neresi? Eksi 2'ye 6. Tamam. B neresi? 3'e eksi 1. O da tamam. C neresi? 4'e 5. Şimdi arkadaşlar formülde şunu yapacaksınız. 3 noktayı sırasıyla alt alta yazacaksınız. Eksi 2'ye 6. Sırası önemli değil. Hangisini yazıyorsanız. Birinciyi yazdım. Monitörüm kapanma. Hı. İkinciyi yazıyorum şimdi. İkincim ne? 3'e eksi 1. Onu da yazdım. Üçüncüyü yazıyorum. 4'e 5. Sonra en üste hangisini yazdıysanız bunların altına bir daha onu yazıyorsunuz. Eksi 2'ye 6'yı yazdım en üste ben. Eksi 2'ye 6'yı buraya bir daha yazıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şöyle bir işaretleme yapıyorum. Şöyle bir, çapraz, şöyle bir çapraz. Şöyle bir çapraz. Şöyle bir çapraz yapıyorum. Sonra rengimi değiştiriyorum. Böyle bir çapraz. Böyle bir çapraz. Böyle bir çapraz, böyle bir çapraz yapıyorum. Sonra bu çaprazların üstlerine gelenleri çarpacağım. Şimdi önce eksi 2 ile eksi 1'i çarpıyorum. Ne yapıyor? 2. 3 ile 5'i çarpıyorum. 15. 6 ile 4'ü çarpıyorum. 24. Bu tamam. Yeşiller 6 ile 3'ü çarptım. 18. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4. 5 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10. Yani bu taraftakileri topluyorsun. Topladım bak 18 eksi 14 oldu. Burası 4 yaptı. Bu taraftakileri topluyorum. Topladığım zaman ne geldi? 24, 26, 36, 41 yaptı. Şimdi bunları bulduktan sonra arkadaşlar bunlardan birinden birini çıkarıyorsunuz. 41'den 4'ü çıkarıp mutlak değerini alıyorum. Yani pozitif hale dönüştürüyorsunuz. Bulduğunuz sonucunda yarısını aldığınızda alanınız karşınızda. 37 bölü 2 alanımız işaretledik. Ne yaptım? Tekrar anlatıyorum. Şimdi noktaları sırası önemli değil. Birinci noktayı yazıyorsun. ikinci noktayı yazıyorsun. Üçüncüyü yazıyorsun. Sonra en üstte hangisini yazdıysan alta bir daha yazıyorsun. Bunu yaptık. Sonra arkadaşlar çaprazlıyorum. Birinci çaprazım böyle bak. Birinci çapraz. ikinci çapraz. Üçüncü çapraz. Sonra böyle çaprazlıyorum. Tamam. Sonra aynı çizgi üstünde olanları çarpıyorum. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım 2. 3 ile 5'i çarptım 15. 6 ile 4'ü çarptım 24. Öbür çaprazlara geldim. 6 ile 3'ü çarptım 18. Eksi 1 ile artı 4'ü çarptım eksi 4. 5 ile eksi 2'yi çarptım eksi 10. Sol taraftakileri topladım. 18 eksi 14 4. Sağ taraftakileri topladım 41. Sonra birinden birini çıkarıyorsun. He bak burası mesela eksi 4 olsaydı 41 eksi eksi 4 yapacaktım. Çıkarıyoruz yani daima. Şimdi sonucu negatif çıktıysa bile mutlak değer koyup pozitifini alıyorsun. Başına da 1 bölü 2 koyuyorsun. Bizimki artı 4 olduğu için 41'den 4'ü çıkardım. 37 yarısı 37 bölü 2. Hadi gel şimdi anlatımımıza. Noktaları sıraladım. X1'e Y1. Sonra X2'ye Y2 x 3'e y 3. En üste yazdığını aşağıya bir daha yazıyorsun. x 1'e y 1. Ondan sonra ne yaptım? Buradan çaprazladım. Buradan çaprazladım. Buradan çaprazladım. Buradan çaprazladım. Topladım bunları arkadaşlar. Şunları yanlış yazmışım ya. x 1 şurası siyah kalem gel. y 2. y 3 y 1. Burayı topluyorsun, çarpıyorsun, 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 burayı topluyorsun. Burayı çarpıyorsun, çarpıyorsun, çarpıyorsun. Burayı topluyorsun. Tamam mı? Mesela buranın sonucu A çıktı, buranın sonucu B çıktı. Birinden birini çıkarıp mutlak değerini alıp başına 1/2 koyuyorsun. Uzun uzun buradaki haliyle uğraşmayın. Haydi o zaman 58. soruya geldik. Ne diyor? Paralel kenarın alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu sefer paralel kenarım bana 3 köşesini vermiş. Burayı bulabilir miyim? İstersen bulurum ama bulmayacağım bile. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu şuradan çizeceğim. Paralel kenarın köşegeni alanı eşit iki parçaya böler. Yani buranın alanı S, buranın alanı S. O zaman ben şu S'yi bulup iki katını alırsam işim biter. S'yi nasıl bulacağım peki? Şu üçgenin köşelerini biliyor muyum? Biliyorum. Hadi sıralayalım. En üstte 4'e 5'i yazdım. Sonra altına 2'ye 2'yi yazdım. Sonra altına 0'a 1'i yazdım. En üste yazdığımı alta bir daha yazdım. 4'e 5. Şimdi çaprazlamalarım geldi. Şunu çaprazladım. Bunu çaprazladım. Bunu çaprazladım. Diğerlerini de yeşille çaprazlayayım. Çaprazladım. 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 Çaprazların sonuçlarını buluyorum şimdi. 5 ile 2'yi çarptım 10. 0 ile 2'yi çarptım 0. 4 ile 1'i çarptım 4. Burayı topladım 14 yaptı. 4 ile 2'yi çarptım 8. 2 ile 1'i çarptım 2. 0 ile 5'i çarptım 0. Burayı topladım şurası 8. 10 yaptı. Ne yapıyorum? Birinden birini çıkarıyorum. Bundan bunu çıkardım. 14 eksi 10 dedim. Mutlak değerimi koydum. Başına da 1 bölü 2 koydum. Bu S'yi verdi bana. S dediğimiz şurası 4 yaptı. 4 bölü 2'den 2. Buranın alanı 2 ise buranın alanı da 2'dir. İşaret edin bir bu kadar basit. 58. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olmuş oldu. Gel bakalım. Şimdi birazcık bıyıklı soru çözeceğiz. 3 5 6 tane bıyıklı soru çözeceğiz. Tam sınav tarzı sorular bunlar. Ondan sonra noktanın analitiği terfinim. Gel buraya. Analitik düzlemde ABCD dikdörtgeninin C köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? Şu C'yi istiyor. Şimdi çok dikkat etmem gereken bir şey var. Dikdörtgen diyor mu bana? Diyor. O zaman burası 90 derece. Bak şurada bir öklit bağıntısı gördüm. Sen de gördün mü? Gördün mü burayı? Aha burası. Bir kere tam şuradaki doğrum benim neyim arkadaşlar? Köşegenim. Tamam. Köşegense bu sarı üçgenle şu aşağıdaki yeşil üçgen birbirlerinin birebir aynısıdır. Şimdi şuraya haş diyelim. Ben buranın iki birim, buranın sekiz birim olduğunu biliyorum. Sarı üçgenden öklitimi yapıyorum. H kare eşittir iki çarpı sekiz. H kare eşittir on altı oldu. H dediğim dört. Yani şurası dört. A noktasının koordinatlarını bulduğum sıfıra dört. Bitti. Dikdörtgen de bir paralel kenar mıdır? Evet. O zaman şunun koordinatlarına x e y dersem ben buranın x'i ile buranın x'inin toplamı buranın x'i ile buranın x'inin toplamına eşit olacak. Eksi 2 artı 8 eşittir. Bakın x'lerini topladım bunların. Bunun x'i ile bunun x'inin toplamına eşit. 0 artı x. O zaman burası 6 yaptı. x dediğimiz 6 buldum. Aynı şey y'ler içinde geçerli. Y'si 0. Y'si 0. O zaman toplamları 0 yaptı. Eşittir. 4 ile Y'nin toplamına. 4 artı Y karşıya salladım. Y de eksi 4 oldu. Toplamlarını istiyor. 2. Hop 59. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız oldu. Bir şekilde daha çözeyim mi soruyu çözeyim. Bak buradan da bu yüksekliği indiriyorum. Bu üçgenle bu üçgen aynıdır dedim. Bu yükseklik 4 ise, burası da 4. Bu buradan bunu indirdiğinde 2 oluşturduysa... Bu da burada 2 oluşturur. Bunun bu taraftaki parçası Komple 8 olacak. Bununki de 8'di. 8. O zaman bakın 8'in ikisi burada. Şuradaki parça, şuradaki parça ne kadar oldu? 6. Bak C noktasının koordinatlarını söyle şimdi. Burası 6 birim olduğu için burası da 6. Hop x'e 6. Bak burası 4. Aşağıya doğru 4 birim indi eksi 4. Bitti. Gel bakalım 60. 60 60 60. AD BAC açısının açı ortayıymış. Aha burası açı ortaymış. D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi bir açı ortay bağıntısı kullanacağım soruda. Zor bir soru değil. Zor bir soru değil. Şimdi yine belli bir oranda bölme sorusu. Şimdi üçgen hatırlayalım bir. Bir üçgen bilgisi hatırlatayım önce sana. Açı ortay bilgisi. Bir üçgende açı ortay çizildiyse açı ortay karşı kenarları nasıl bölüyordu? Mesela burası 10 birimse burası da 10, 6 bir, e, birimse burası 10K kadarken burası 6 kaydı. Yani kol bacak oranları vardı unutma. Şimdi burada da o var. Şimdi üçgenini bir gör bak üçgen şurası bu üçgeni bir gör. Şimdi bu üçgenin kenar uzunluklarını biliyorum ben. Şurası 8 ile eksi 2'nin uzunluğu kaç birim? 10. Bak şimdi şurada bir dik üçgen var. Burası 6. Burası 8. Burası 10. Yani bu üçgen ikiz kenar üçgenmiş. Yani sarı üçgen. Burası da 10. Burası da 10. O zaman bu açı ortay aynı zamanda dik. Aynı zamanda da kenar ortaydır. Yani D şunların orta noktası oldu. O zaman D noktasının koordinatlarını bulurken sıfırla altıyı topladım yarısını aldım. Üç. Eksi 2 ile 0'ı topladım. Eksi 2 yarısını aldım. Eksi 1. D noktasının koordinatları toplamları 2 oldu. Üçgenin ikiz olduğunu gördüm. Sonra dedim ki kenar ortay. Kenar ortaysa D orta nokta. X'ler toplamlarının yarısı. Y'ler toplamlarının yarısı. 60. sorumuzun doğru cevabı 5 katlama kutlama gel bakalım. Dik koordinat düzleminde ABC eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bilgisini kullanacağız. Şeklindeki karton A köşesi ED boyunca katlanıldığında BC kenarı üzerine geliyor. Arkadaşlar eğer bu buradan katlanıldığında bunun üstüne geldiyse bu bizim orta tabanımızdır. Yani tam ortadan katlanılırsa o oraya gelir. Bitti soru. AD uzunluğu kaçtır diyor. Şimdi eşkenar üçgen e tam orta taban olduğunu bulduk mu? Biz bulduk. Eşkenar üçgense benim hatta şu işaretleri niye farklı koydum ki? Eşkenar üçgense burayla, bura, burayla, burada eşit. O zaman ben şu iki arası arasındaki uzaklığı bulduğum zaman tam bize yarısını istiyor. Haydi A ile B arasındaki uzaklığı bulalım. A, B arasındaki uzaklık eşittir. karekök içerisinde x'ler farkı. 6 eksi eksi 2. 6 eksi eksi 2'nin karesi. Artı y'ler farkı. Eksi 1 eksi 5'in karesi. Eksi 1 eksi 5'in karesi. Bak burası 8 yaptı. 8'in karesi olacak. Eksi 6'nın karesi 6'nın karesi. Aynı şey 6 8 10 oldu. Yani eşkenar üçgenimizin bir kenarı 10. Burası 5 burası 5 burası 5 burası 5. D, 5 61. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. 62. Oh 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 neler var neler. Gel bakalım. AOB dik üçgeni biçimindeki kağıt koordinat düzlemine dik kenarları eksenlere çakışacak şekilde yerleştirilmiş. Yani dik üçgeni tam x ve y eksenleri üzerine Labs diye yerleştirmiş. Bu kağıdın ağırlık merkezi G1'miş. Diyor ki kağıt orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünde oluşan üçgenin ağırlık merkezi G2'dir demiş. Buna göre G1 ile G2'nin uzaklığını sormuş. Önce G1'i bulalım. G1 bunun ağırlık merkezi burada. Nasıl buluyordum arkadaşlar? X'ler toplamları bölü 3, Y'ler toplamları bölü 3. O zaman G1'i buluyorum. Burası orijin. 0'a 0. 0. X'lerini topluyorum. 0, 0, 9. Topladım 9 yaptı. 3'e böleceğim. Bölü. Y'ler toplamları 12, 0, 0. 12 bölü 3 yaptı. Yani 3'e 4 oldu. Neresi? G1. G1'i buldum. Olay şimdi başlıyor. G1 ilk üçgenin ağırlık merkezi 3'e 4 noktası. Tamam. Artık G1 ile işim bitti. Sildim üstünü. Diyor ki bunu orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndüreceğim diyor. Şimdi arkadaşlar pozitif yön saat yönünün tersiydi. Bunu 90 derece döndürelim. Arkadaşlar bakın 90 derece şu doğruyu 90 derece döndürdüğünüzü düşünün. Bak bunu 90 derece döndürünce çat buraya gelecek. Gördünüz mü? Uzunluğu ne kadar buranın? 12. Bu buraya geldi. Sonra şu uzunluğu 90 derece döndürünce çat bu da buraya gelecek. Bunun uzunluğu ne kadar? 9. Hop! Üçgeniniz artık karşınızda. Şu kırmızı üçgen oldu. E bunun ağırlık merkezi diyor şimdi. O zaman buranın koordinatları ne oldu? Eksi 12'ye 0. Buranın koordinatları yine zaten 0'a 0. Buranın koordinatları ne? 0'a 9. O zaman G2'yi buluyorum. G2. X'ler toplamları bölü 3. Eksi 12. 0. 0. Topladım. Eksi 12 yaptı. Eksi 12 bölü 3 virgülü koydum. Y'ler toplamları 0, 0, 9. 9 bölü 3 yaptı. Ne oldu arkadaşlar? G2 eksi 4'e 3 oldu. İşte bunlar arasındaki uzaklık. Diyorum ki G1, G2 uzaklığı eşittir. Karekökümü koydum. X'ler farkı. 3 eksi eksi 4. 3 eksi eksi 4'ün karesi dedim. Artı 4 eksi 3'ün karesi. Burası 7 yaptı. 7'nin karesi 49. 1'in karesi 1. Karekökü. Karekök 50 yaptı. Karekök 50 de 5. Karekök 2 eşit. 62. sorumuzun doğru cevabı. C şıkkımız efendim. Döndürmeler döndürmeler. Başımız dönse bile soruyu çözeriz. Gel bakalım 63. Alengilli bir soru daha. Açı ortay mı var? Katlamalar, kutlamalar. Her şey var soruda. Görünüyor değil mi soru? Görünüyor. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlanıldığında C köşesiz şekil 2'deki gibi AB kenarı üzerine geliyormuş. Bak. Almış bunu buradan buraya katladığında bu buraya gelmiş. Arkadaşlar katlama sorularında açı ortay vardı. Demek ki bu açıyla bu açı birbirlerine eşitmiş. Bitti soru açı ortay sorusu. Tamam. Şimdi bilgi vermiş bize. Demiş ki AB uzunluğu AB uzunluğu 5K kadar olduğunda AC uzunluğu 4K kadar olmuş demişti. Tamam. Açı ortay mantığını bilen bitirir. Biraz önce anlattım. Bu kolun bu bacağı oranı bu kolun bu bacağı oranına eşittir. O zaman 5'e 5A kadar geldiyse 4'e 4A gelmiştir. D noktasını istiyor. Artık belli bir oranda bölme sorusu bak gördün mü Şimdi 9a gittiğinde 1'den 8'e gelmiş gördünüz mü 9a'da bizim x'lerimiz 1'den 8'e gelmiş yani 7 büyümüş tamam Hemen şeylere bakalım Yine 9a birim ilerlediğinde y'lerim nasıl değişti 2'den 4'e geldi yani iki büyümüş. Bize ne lazım? D noktası. 5A'da nasıl değiştiği lazım. O zaman 9A'da 7 büyüdüyse A'da 7 bölü 9 büyür. Kaç A lazım bize? 5A lazım. 5A'da 5 çarpıyorum. 35 bölü 9 büyür. Kim? 1'in üstüne bak 1'in üstüne 35 bölü 9 gelecek. Yani D noktasının apsisi 1 artı 35 bölü 9 oldu. Hadi y'sine bakalım şimdi. 9a'da 2 büyüdüyse a'da 2 bölü 9 büyüyecek. Kaç a lazımdı bize? 5a lazım. 5a için 5 ile çarptım. 10 bölü 9 büyüyecek. O zaman arkadaşlar bakın 2'yi 10 bölü 9 büyüteceğim. 2'yi 10 bölü 9 büyütüyorum. Koordinatları toplamı kaçtır diyor. Bununla bunu toplayacağım. Biri 1 artı 35 bölü 9. Diğeri 2 artı 10 bölü 9. Şimdi böyle yazmamın sebebi bakın. Şurası 9. Toplayınca şurası 45 bölü 9 yaptı. 45 bölü 9 5 yapar. 5 burada var. 1 ile 2'yi topladığım zaman da 3 yaptı. 8. İşaretledim bitti. 63. sorumuzun doğru cevabı D. Hadi bakalım son iki soruya doğru kaykıldım. 64 sınavlık bir soru daha. Yıldızlı bıyıklı bir soru. Şekil 1'de verilen kare ve dikdörtgenin birer köşesi P noktasıdır diyor. Tamam. D şey dikdörtgen B köşesi etrafında döndürülerek şekil 2'deki konuma getirilmiş. Böyle şey tabanın üstüne yatırtılmış. Tamam. Ee, buna göre şekil 1'deki dikdörtgenin Ağırlık merkezi koordinatları toplamı nedir? Diyor ki şekil 1'deki dikdörtgeninin ağırlık merkezi. Bak. Şekil 1'dekinin ağırlık merkezi. Yani benden şurayı istiyor. Hmm. O zaman ben noktaları bulabildiğim kadar bulacağım. Önce şekil 2'ye geri geliyorum. Şu uzunluğum kaç birim benim? 3 ile 8 arası 5. Burası 5. Burayı yakaladım. Şimdi benim... 16 ile 16 ile 22 arası kaç? 6. Şimdi neydi bu? Kareydi. Burası da 6, burası da 6, burası da 6. Bak yerleştiriyorum. 6 6 6 6. Tamam. Şimdi benim şuradaki uzunluğum ne kadardı? 5. Burası da 5, burası da 5. Şimdi şurayı bilmiyorum. Şimdi şuradaki uzunluğum ne kadar? Gördün mü? 8 16 6 8. O zaman 6 8 10 üçgeni oldu. Bitti. Şimdi bizim neyi istiyor arkadaşlar? Şurayı istiyor. Hani burayı nasıl bulurum? P noktasının koordinatlarını biliyor muyum? Biliyorum bak. Şuradaki uzunluğum ne kadar benim komple 16. O zaman burası 16 ise P noktasının apsisi 16'dır. Ordinatı ne kadardır? Ne kadar yukarı çıktım? 6. P'yi biliyorum. Bak, P'yi biliyorum. A'yı da bulursam orta noktadan işi bitiririm. Şimdi A'yı bulmaya çalışacağım. Gel bakalım A nasıl bulacağım? Şimdi bak şuradan şuraya dikimi indiriyorum. Gördük mü? Şuraya 90'ı koydum. Şurası da 90 mı? Benzerlik var şimdi bak. Nerede? Şurada. Şuraya isim veriyorum. 90. Buraya alfa, buraya beta diyorum. Şimdi burası da 90. O zaman buradaki açım alfa, buradaki açım beta oldu. Bak. Şuradaki üçgeni de yeşille boyayım. Şuradaki mavi üçgen yeşil dedim mavi ile boyadım. Şuradaki sarı üçgenle benzerdir. İkisi de alfa beta 90. Şimdi bakın burada 90'ın karşısında 10 varken burada 90'ın karşısında 5 var. Yani mavi üçgen sarı üçgenin yarısıymış. O zaman yürü bakalım. Burada alfanın karşısı 8 ise buradaki alfanın karşısı yarısı 4. Burada betanın karşısı 6 ise buradaki betanın karşısı 3. Bitti. Şimdi bak 8'den 3 birim geri geldiğim zaman buranın koordinatı 5 yaptı. E A noktasının koordinatlarını söyle şimdi bana. Burası 5 yüksekliği 4. A'nın koordinatları da 5'e 4 oldu. P'yi de biliyorum. 16'ya 6. İşte buradaki sorulan nokta bunların tam ortası. O zaman x'lerini topluyorum. 5 ile 16'yı topladım yarısını aldım. Virgül. 4 ile 6'yı topladım. 4 artı 6 bölü 2 dedim. Ne istiyor? Koordinatları toplamı kaçtır diyor. Burası 21 bölü 2 yaptı. Öbürü de 10 bölü 2 yaptı. Toplamları ne yaptı arkadaşlar? 31 bölü 2. 31 bölü 2 de 15 buçuktur işaretledim bitti. Tamam mı? Böyle sorular gelir işte. Bak zor değil. Şimdiye kadarki yaptığımız her şeyi kullandık. Şimdi geldik son sorumuz. Anam bu ne? Bu ne yahu? Güzel soru. Güzel soru. Tatlı soru. Bir yıldız daha alır mıyız? Alırız efendim. Aşağıda dört köşesinden çizilerek asılan dikdörtgen dört köşesinden çivilenerek asılan e, dikdörtgen çerçevenin köşe noktalarının koordinatları verilmiştir diyor. Güzel. Bu çivilerden A, B, C noktalarındaki çıkar noktalarındakiler çıkarıldığında arkadaşlar şurası çizilerek değil çivilenerek tamam mı? Çıkarıldığında çerçeve aşağıdaki gibi dengede kalmış. Bak. A'daki civiyi sökmüşüz. B'yi de sökmüşüz. C'yi de bu çerçeve böyle kaymış arkadaşlar. Çivileri sökünce çerçeve böyle bir pozisyon almış, tamam mı? Yani çöktük çivileri. diye ne yaptı? Kaydı böyle. Tamam. Buna göre C üssünün koordinatlarını istiyorum. Hmm. Hadi bir olayımıza bir bakalım. Şimdi şunun üstünü bir temizliyorum. Şimdi bir kere bana koordinatları vermiş, değil mi? Vermiş. 0'a 0, 20 15 burada. Bakın, bizim aslında ne yapmış biliyor musunuz? Burası tam y ekseniymiş. Burası tam x ekseniymiş. Gördünüz mü? Bak 0'a 0, 0 20'ye 0. Bak gördünüz mü? Tam böyle. Yani orijin burası. Burası 20'ye 0. Ha D noktasının koordinatlarını da söyleyelim bakın. Buranın xleri toplamları 0 Burası 20. X'lerini topladığım zaman 20 yaptı. Bak burası 20. Burası 0. Y'lerini topla. 0 15. 0 15. Bitti. Şimdi bu çiviyi söktüm. Buradaki B, B üstüye geldi. Şimdi hangilerini söktük arkadaşlar? Hangilerini söktük? A'yı, B'yi ve C'yi söktük. Şimdi sökülmüş haline bir bakalım. D noktası sabit kalıyor. D noktası sabit kalıyor. Sonra dönüyor. Bak Şöyle mavi ile çizeyim. Şöyle oldu. Tamam mı? Bak bu buraya geldi şöyle. Sonra B üstü noktası nereye geldi? Sıfıra eksi ona geldi bak. Tam Y noktasının üstüne geldi bak. Sıfıra eksi 10. Sonra burası böyle geldi. Burası böyle geldi. Bak burası B üstü sıfıra eksi 10 oldu. Bizden C üssü noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi çizdiğim şekle bir bak. Bak şimdi şurada sarı bir dik üçgen oluştu gördün mü? Gördün değil mi? Burada sarı bir dik üçgenim var. Peki aynısından şurada da var mı? Var. Yani bu dik dörtgeni tam neye böldü aslında? İkiye böldü. Tamam mı? Bak bu dik dörtgeni tam ortadan laps diye ikiye böldü. Şimdi Bizden nereyi istiyor? C üssü. C üssü neresi arkadaşlar? C üssü burası. Tamam mı? Bak buradan döndürdüğüm zaman B noktası buraya geldi. Tamam mı? C üssü buraya geldi. Burası da ne? A üssü. Tamam. Şimdi C üssüyü nasıl buluruz? Sadece verilerimi kullanacağım. Bak bu dikdörtgenin şuradaki kenarı 15'ti. Buradaki kenarı 20'ydi. Burada da yine aynı. Bak bu kenar buraya geldi. Burası 15. Burası ne kadar? 20 kadar. Bak öklit bantısıyla işi bitireceğim şimdi. Şuradan şu yüksekliğimi indiriyorum. Gördünüz mü? Yeşil üçgende yüksekliği indirdim. Şimdi bu yüksekliği indirince yüksekliğin uzunluğunu da biliyorum ama hiç uğraşmayacağım onunla. Alanla hesaplarım bak ben buraya yüksekliği. Şimdi şuradaki tabanım ne kadar? 15 burada. 10 burada. 25 kadar. Şimdi buraya haş de. Bu üçgenin alanını ben yükseklik çarpı taban bölü 2 ile hesaplayabilirim. Yani 25 çarpı h bölü 2 ile hesaplarım. Bir de dik kolların çarpımlarının yarısıyla da hesaplarım. Yani 15 çarpı 20 bölü 2 ile de hesaplarım. Şunlar birbirlerini götürdü. 25 tane h eşittir. 15 çarpı 20 oldu. Şimdi her iki tarafı neye bölüyorum? 25'e bölüyorum böldüm 25'e. Şunların 5'lerini sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. 5'lerini sadeleştirdim. Burada da 4 12 oldu. Yani şuradaki benim yüksekliğim 12 kadar oldu. Tamam mı? Gördün değil mi yüksekliği? Şöyle siyahla yazayım hadi. Şurasının uzunluğu 12 oldu. İşte bu C üssü noktasının neyi arkadaşlar? Apsisi. Yani C üssü noktasının apsisi 12. Peki ordinatı neresi? Ordinatı da Şöyle şuranın üstü şuraya bir sarıyı sileyim de. Şunu da sileyim. Bak ordinatı da şuradaki uzunluğum. Gördün mü? Şimdi ben şurada da bir üçgenim var bakın. 9, 9, 12, 15 üçgeni var burada. Tamam. Şimdi toplam benim şuradaki uzunluğumun kaç olduğunu biliyordum. 15 olduğunu biliyordum. 15 burada var. 9 burada var. 24 yaptı mı? E tamamının ne kadar olduğunu biliyordum 25. O zaman bir birim aşağı inmiş burası. Burası bir, bir burası da bir. Yani aşağıya bir birim inmiş. O zaman eksi bir yaptı. C üstü noktasının koordinatları toplamları on bire eşit oldu. Anladın mı? Şöyle üstünü temizleyip bir tık daha gösterim mi? Sildim. Şöyle bir kez daha anlatayım bunu. Şimdi arkadaşlar soruyu çözdürecek şey önce koordinat düzlemini çizme. Bakın burası bir kere y x ekseni. Niye? Sıfıra sıfır 20'ye 0. O zaman burası da y eksenidir dedim. Karenin şey dikdörtgenin bu kenarı 20 bu kenarının da 15 birim olduğunu buldum. Sonra döndürmüş. Bak D'deki çivi sabit. D etrafında döndürüyorum. B üssü buraya gelmiş. Bak buradaki B buraya gelmiş tam. Şimdi dikdörtgeni çiziyorum artık o zaman. Şimdi nasıl bir dikdörtgen olacak? Bu A üssü buraya gelmiş. Tam buraya. B üssü burada. C buraya geldi C üssü olarak dikdörtgenim burada. Şimdi arkadaşlar bu dikdörtgende bir kere şurada düşünürseniz dikdörtgeni. Bakın şurası 15. Burası 20. Köşegenin uzunluğu ne kadar o zaman? 25. Yani benim şurasının kompleman 25 olduğunu biliyorum. Bana C noktasının koordinatlarını istenildiği için C üssüyü. Şuradan şu dikimi indirdim ve öklit bağıntısını oluşturdum şurada. Tamam. Zaten özel üçgenler oluşuyor arkadaşlar bakın. Şuradaki uzunluğumun ne kadar olduğunu biliyorum. Dikdörtgenin uzun kenarı kadar 20. Şuradaki kenarın ne kadar olduğunu biliyorum. Dikdörtgenin kısa kenarı kadar 15. Yani bu üçgen 15, 20. Hatta üçgenin içerisinde sarıya boyayım. Güzelce gör. Bak üçgenim şurası. Tamam mı? Burası. Üçgenin yüksekliği şu arkadaşlar. Şimdi buradaki yüksekliğe haş dedim ben. Dedim ki bu üçgenin sarı üçgen alanını hesaplayayım. Haş çarpı 25 bölü 2 dedim. Haş çarpı 25 bölü 2 ile alanını hesapladım. Bu alan dik kollar çarpımlarının yarısına eşittir dedim. 15 çarpı 20 bölü 2. Buradan haşın 12 olduğunu buldum. Sonra bu üçgen 12, 16, 20 üçgeni oldu. Şuradaki yeşil üçgen bak, yeşil üçgen 12, 16, 20 üçgeni. E yukarıdaki parçası 15 ise burası 1. O zaman C üstü'nün koordinatları şurası bak. Şuradaki uzunluğum yüksekliğe eşittir, 12'dir. O zaman apsisi 12 oldu, ordinatım ise 1'e eşittir ama eksi 1. Bitti. Evet arkadaşlar, noktanın analitiğinin son noktasını koyduk. Şimdi daha önemli kısmımıza, doğrunun analitiğine doğru koşar adımlarla giriyoruz. Doğru'nun analitiği bizim için çok önemli. Matematik için de önemli, geometri için de önemli. Bütün soru kalıplarını A'dan Z'ye çözeceğim. Tam tamına 102 tane soru çözeceğiz. Hadi bakalım orada görüşmek üzere. Bay bay.